sırlaştırılması için klinimize geldi. Klinimize geldiğinde sahibinin de bilgisi yoktu. Ama testisi muayene ettiğimizde testislerin bir tanesi skrotum, yani testis torbasının içerisinde, ama diğer testisin torbanın içerisinde olmadığını fark ettik. Onu hasta sahibine bilgilendirdik. Bu genelde zaten sahip gözünden kaçıyor. Çünkü çok kontrol edilmiyor ister istemez. Diğer testis de ya karın boşluğunda ya da inguinal kanalda olabiliyor. Onu biraz sonra operasyona zaten belirleyeceğiz. Ve kedimizi kısırlaştıracağız. Bu gibi durumlarda özellikle testis içeride kaldığı için hem çiftleşse bile yavrusunun olma ihtimali düşük oluyor. Ya da testis ilerleyen zamanlarda testis kanserine çevirme olasılığı fazla oluyor. Onun için özellikle testis torbasına bir yaşına kadar düşmeyen kedilerimizin kısırlaştırılma operasyonuyla testislerinin uzaklaştırılması mantıklı olur. Kedimizin operasyonu bitti. Şimdi zaten iki yerde operasyon yarası var. Bir burada açıldı. Bir de inguinal kanaldaymış. En azından çok karın boşluğunda değilmiş. Onun için daha iyi oldu. Yani gelişme süreci hızlı olacak. İki yerde yarası oldu. Yaklaşık bir 3 ile 5 gün içerisinde neredeyse tamamen iyileşebilmişiz. Sahibi de gelip alacak akşam doğru.